kokusu çekenler ekran başına. Çünkü bu artık bir hastalık olmaktan çıktı. Nasıl mı? Herbalist İbrahim Gökçe'ye soruyoruz. Bir sizler için cevaplıyor. Hocam ağız kokusu nedir? Nasıl bir hastalıktır? Neler yapmamız gerekir? Ağız kokusu çok kompleks, karmaşık bir durum. Yani birçok insan ağız kokusundan muzdarip oluyor. Bazıları gidiyor diş doktoruna, acaba diş etlerinde mi problem vardır diye. Bazıları mideden mi kaynaklanıyor diye gastrolojiye gidiyor. Fakat netice bulunamıyor. Yani insanların %95'inde ağız kokusunun sebebi anlaşılamıyor. Neden? Çünkü ne kulak, burun, boğazdan kaynaklanıyor, ne diş etlerinden, ne de boğazdan kaynaklanıyor, ne de mideden. Peki nereden ağız hocam? Ağız kokusunun sebebi bağırsaklar. Yine mi bağırsaklar? Evet. Tüm olay burada. Ben yıllar önce Almanya'da yakından tanıdığım bir Pakistanlı diş doktoruna gitmiş, kulak, burun, boğaz doktoruna gitmiş, gastrolojiye gitmiş. Hiçbirisi teşhis koyamamış. Ağız kokusu. Adamcağız 2 metreden ağzı kokuyor. Millet diyor ki ya ne kadar alkol içiyorsun. Halbuki hayatta hiç alkol içmemiş bir kişi. Çok dindar. Ama ağız kokusuna kimse yanaşamıyor. Dedi ki ya bunun çaresi nedir, sebebi nedir? Dedim ki bağırsaklarında mantar var. Nereden biliyorsun? Ağız kokusunun sebebi bu. Çünkü burada faydalı bakteriler azalır da bağırsaklara mantar yerleşirse, mantarlar kişinin yemiş olduğu hamurlu tatlı olan her şeyi, yani karbonhidrat içeren her şeyi etan, metan, butan gibi gaza dönüştürüyor. Burada gaz oluşuyor. Aynı halkalardaki çöplük gibi. Vatandaş çöplüğü oraya döküyor, ne oluyor? Mantarlar oradaki karbonhidratlı olan her şeyi gaza dönüştürüyor. Bir de bakıyorum halkalı çöplüğü havaya uçmuş. O kadar büyük bir basınç oluşuyor, güç oluşuyor. Bizim bağırsaklarımızda da oluşan bu gaz nereye gidiyor? Bir kısmı emiliyor bağırsaklar tarafından, bir kısmı dışarıdan çıkıyor, bir kısmı da midenin alt ve üst kapakçığından yukarı çıkıyor. Bu da ağız kokusuna yavaş yavaş sızan o gaz ağız kokusuna sebep oluyor. Hocam peki ağız kokusu farklı hastalıkların habercisi olabilir mi? Ya da hangi hastalıkların habercisi olabilir? Ağız kokusu mide ve bağırsaklarda çok ağır bir problem var demek. Yani mutlaka mide ve bağırsakların tedavi edilmesi gerekir, mantarın yok edilmesi gerekir. Peki af nedir hocam? Ağızda, diş etlerinde ve ağızda oluşan, ağzın içerisinde oluşan afla virüs, herpes simplex tip virüsü sebep olur genellikle. Bazen bu Behçet hastalığıyla karıştırılır. Behçet hastalığı farklı bir hastalık. O da yine ağız içerisinde af olur, fakat fazladan cinsel organlara da, eklemlere de ağrı olur. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk olur vesaire vesaire. Daha ağır bir kompleks bir durum. Peki bitkisel tedavisi nedir? Ne tarz bir tedavi uyguluyorsunuz? Şimdi ağız kokusu mide ve bağırsakları tedavi etmek gerekir. Bunun için de bitki karışımlı lahana suyu, tonik diyoruz. Bu bağırsaktaki mantarları, bakterileri yok edici özelliğe sahip. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiş. Biz bunu ne yaptık? Daha da geliştirdik. 16 çeşit bitkiyle yan tesirini ortadan kaldırarak daha etkili hale getirdik. Mide ve bağırsakları. Bu süreci hızlandırmak için artı buna ozon yağı takviye ettik. Bu da bakteri, virüs ve mantarları yok edici. Ozon yağı hem içilir, hem de gargarası yapılabilir, hem deri hastalıktan sürülür. Bir tatlı kaşığı kişi alır, ağzında biraz gargara yaptıktan sonra yutarsa aftın daha kısa sürede iyileşmesini sağlar. Daha kısa sürede. Bu ağız kokusu için değil mi? Ağız kokusu için, peki, ağız için. İkisi de içinde geçerli. Evet. Hocam peki bazı insanların bademcikleri çok sık şişer. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bağışıklık sistemi zayıflarsa ştefilokokon denen, yani genellikle bakteri sebep olur bademcik iltihaplanmasına ve küçük çocuklarda çok olur. Mesela benim küçük oğlum dışarı çıktığı zaman hemen hastalanıyordu. Bağışıklık sistemi çok zayıf. Almanya'dayken yıllar önce doktoru antibiyotik antibiyotik dedim, ne olur ya, küçücük küçücük durmadan antibiyotik veriyorsun, yok mu bunun başka çözümü? Yok. Doğru dedim, evet, ben onu tedavi ederim. Çocuğa bir özel bir çay karışımı hazırladım. Ada çayı, bu bildiğimiz Türkiye'de yetişen ada çayı değil. Yani Türkiye'nin Akdeniz, Ege, Marmara bölgesinde milyonlarca ton ada çayı var. Ama bu ada çayı Zalvia triloba. Aktarlarda satılan, ada çayı diye satılan ve içilen çay bizim şifalı ada çayı dediğimiz ada çayı değil. Bu ada çayı farklı. Bahçe ada çayı dediğini, bahçede özel yetiştirilmesi gerekir. Dağlarda, taşlarda. Peki hastalar nereden temin edecekler bu ada çayını? Herkes bilmiyor tabii ki.
Herhalde bizi arayacaklar. Çok güzel hocam. Bu Alaçay'ın bir özelliği, yazın isterse dışarıda 60 derece sıcak olsun, bir bardak çay için harareti hemen düşür. Ben mesela çocuklarla izine Antalya'ya gittiğim zaman mutlaka Alaçay'ı bulun diyordum. Hocam onu normal çay için söylüyorlar ama siz hani çok fazla demlendiği zaman, daha çok demlendiği zaman verdiğini söylediniz. Normal siyah çay fazla demlenmesi zararlı. 2 dakika demlenirse, mesela Çinliler diyor ki Türkler çay içmiyor, kendilerini zehirliyorlar diyor. Doğru. Türkler diyor, Çinliler, onlar çay içmiyor, kendi kendilerini zehirliyor diyor. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde siyah çay 2 dakikadan fazla demlenmez. Ben Avrupa'ya 30 yıl önce gittiğimde insanlar çay demliyorlar, şöyle 2 dakika içiyorlar dedim, böyle çay mı içilir? O zaman bilmiyordum tabii. Dediler nasıl içilecek, bu demlenmesi lazım. Yok öyle olmaz, zararlı falan dedi. Araştırdım neden, niçin diye. Hani çayın içerisinde 400 çeşit etken madde var. Birinci, ikinci dakikada eterik yağlar demeye geçer, faydalı. İkinci, üçüncü dakikada flavonoidler demeye geçer, faydalı. 5 dakikadan fazla demlenen çay tanin içerir. Yağlı boya gibi bu. Boyamış gibi bağırsakları boyar, kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Bu da hocam o zaman bütün demlenen çaylar zararlı. Sallama çay en faydalısı. Çünkü 2-3 dakika önce onu yapabiliyorsunuz. Çünkü çaydanlıktaki çay mutlaka bir 15-20 dakika, yarım saat o çaydanlık içinde kalıyor. Maalesef. İyi değil. Şimdi ben kendi oğluma böyle, çocuk sürekli bademcik iltihaplanması olurdu. Bu her seferinde ona bu bitki karışımlı limon suyu veya eski ismiyle iksir, iksir veriyorum. Bu sefer dedim dikkat edeceğiz. Öyle hemen bırakmak yok. 2-3 gün çocuk içiyor. Günde 3-4 defa bir tatlı, iki tatlı kaşığı. Bademcikleri küçülüyor, rahatlıyor. Yutkunma problemi geçiyor. Ha ben içmeyeceğim artık, iyileştim diyor. Dedim yok hayır, bu sefer dikkat edeceğiz. Ne kadar süreyle içilmesi gerekiyor? 1 ay, 1,5 ay. 1,5 ay dikkatli bunu iksirden çocuğa verdim. Yavaş yavaş küçüldü. Böyle küçücük kaldı, tertemiz oldu. Bademcikler içerisinde hiçbir şey kalmadı. Ama çocuğun bu çenesi, ağzının etrafı hep yara oldu. Dedi ki hanım ya sen ne yaptın dedi. Çocuk perişan ettin. Dedim ki ben ona, ben insanlık tarihinin en büyük buluşunu yaptım. Sen bundan haberin yok. Dedi ki ne diyorsun sen? Evet. Herpes simplex tip 1 denen virüs, uçağa sebep olan virüs. Evet. Normal olarak sinir kökünde saklanır. Hı hı. Bunu hiçbir şekilde sinir kökünden, yani beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan, sinir kökünde saklanan virüsü dışarı atamaz. Bu sinir kökündeki virüsü dışarı attı. Ve çocuk 2 gün sonra dedim bu ağzındaki yaralar geçecek ama inşallah ondan sonra çocuk artık kolay kolay hastalanmayacak. Çünkü vücuttaki bütün virüsü dışarı atıyor. Hocam peki sürekli içtiği zaman sürekli dışarı atma mı oluyor, yoksa bir kere böyle bir yara oldu sonra geçti mi? Hayır, bir defa olur. Virüsü dışarı attım bitti olay. Belki 3-4 yıl sonra tekrar çevresindeki çocuklarda mikrop kaparsa, tekrar hastalanırsa, bağışıklık sistemi zayıflarsa tekrar kullanacak, bir ay tekrar virüsü atacak belki. Ama bağışıklık sistemi güçlendiği için bu virüse karşı, hı hı, direnç kazandığı için kolay kolay virüs kalkmaz artık. Hocam o zaman şöyle toplayalım o zaman. Ağız kokusu, aft, behçet hastalığı için yine bu çayımızı, toniğimizi, limon suyumuzu, evet, iksirimizi içiyoruz. Artı özel bir çayımız var. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirmek için adaçayı, kekik, simirli. Hocam adaçayını nasıl demliyorduk? Ona normal sıcak suya atıp. Kişi kendisi kullanacaksa mesela, hiçbir rahatsızlığı yoksa, sadece sıcaklara, hararete karşı kullanacaksa 2 yemek kaşığı demliğe koyar, üzerine 1 litre kaynar su, gün boyu içebilir. Soğukken içebilir mi? Soğuk sıcak fark etmez. Yalnız bunun bir mahsuru var. 1,5 aydan fazla adaçayını, bu adaçayını içtiği zaman kişi vücudun hormon dengelerine etki yaptığı için, fazla ısı düşürdüğü için yazın dahi üşür. Fazla içmemek gerekir. 6 haftadan fazla içmemek gerekir. Kekik de mesela yine aynı şekilde bunu da 6 haftadan fazla kullanmamak gerekir. Bu da vücudun ısısını artırır. 6 hafta sonra sürekli kişinin grip olmuş gibi burnu akar. Yani her bitkiyi her zaman kullanmak, yani rastgele kullanmak doğru değil. Danışmak gerekir. Nasıl, nerede kullanacaksın, hangi bitki, ne oranda karıştıracaksın. Biz mesela bu çayı hazırlarken bunun içerisinde sinirlot, sarı kantaron, oğlotu, zeytin, yaprağı, cimen, perçem, adaçayı var. Bunlar harmonize edilmiş. Hiçbir yan tesiri yok. Yan tesirleri giderilmiş bir şekilde. Bunu uzun süre kullanın da problem olmaz.
Ama sadece ada çayı, sadece keki kullanırsa yan etkileri, yan faktörler ortaya çıkar. Bu nedenle bilmek gerekir. Hangi bitkiyi ne oranda karıştıracaksınız, nasıl kullanacaksınız? Bunu, bu karışımı kullandığı zaman hiçbir problem çıkmaz. Peki o zaman. O zaman çok teşekkür ediyoruz hocam. Örneklerde bir Behçet hastası vardı, ondan bahsedeyim. Ümraniye'de bir genç Behçet hastalığı yüzünden perişan olmuştu. Tam 10 yıl ilaç. Yani zor yürüyor, zor hareket ediyordu. Bizim ürünleri kullandıktan sonra, ama Behçet ağır bir hastalık, en az 3-4 ay kullanmak gerekir. Hocam o zaman biraz da Behçet hastalığını anlatalım. He, nasıl tamam. Bir hastalıktır bu? Behçet hastalığı aftan farklı olarak aft sadece ağız içerisinde çıkar. Hı-hı. Behçet hastalığında ağız içerisinde aft yaraları oluştuğu gibi eklemlerde, cinsel organlarda da yaralar olur, eklemlerde şişmeler olur. Daha ağır, çok ağır bir hastalık. Doktorlar onu özel yöntemlerle, testlerle teşhis ederler. Yani teşhisi çok ağır. Mesela burada Bahçeşehir'de bir bayan 55 yaşında, 15 yıldır Behçet hastalığı, kullanmadığı ilaç kalmamış. Yani ona birkaç ilacı var. Bunları da sadece baskı altına alıyor, tedavi etmiyor. Bizim ürünleri 6 hafta kullandıktan sonra telefon etti bana, dedi ki Allah sizden razı olsun. Ne oldu? Ya 15 yıldır Behçet hastalığı için kullanmadığım ilaç kalmamıştı, faydası olmuyordu. Sizin ürünü kullandım, artık gencim, dincim, dinamiyim, kendime geldim dedi. Hareket ediyorum, artık problemim yok. Ağrıdan sızdan duramıyordu kadıncağız. Hocam çok teşekkür ederiz. Artık sağlıklı günler bizi bekliyor diyebiliriz. Hürmetler, saygılar. Teşekkürler, çok merhaba.